Ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertten ala yaman ayrılık Herkeslere selamlar efendim. Her ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü olmadı olmayacak. Dediğimiz kaçıncı seferdir bu? Seninle çıktığımız o. AYT, TYT geometri serüveninde. Nerelere geldik dostum biz? Üçgenler, dörtgenler, analitik geometri. Şimdi çember ve daire. Son ders. Ardından katı cisimler. Ve ardından o valizler dolacak diyeceğiz. Çünkü seninle birlikte biz belki de bu senenin en önemli noktalarından birinde. Geometride baştan sona bütün konuları hakkıyla, kavramlarıyla, ispatıyla bitirmiş olacağız. Bundan daha güzel bir şey, bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi bir öğrenci için? O zaman hiç bekletmiyorum. Gönder, gönder, Gönder gelsin ve hocam dedim ve çember dairede seni son dersimize davet ettim efendim. 12. dersteyiz. Aa kalem çalışmıyor. Bir dakika bekle. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika şunu şeyi takmamışmış. Duyuyor musun beni? Ses geliyor ama en azından? Ses gelsin ya, ses gelsin, görüntü gelsin. Biz bir şekilde kalemi hallederiz diye düşünüyorum. Evet, kalem de halle olduğuna göre. Bugün seninle bitireceğim 3 adet fasikül var. Bunlar da son fasiküller bu kitabımızda. İyi dayandık, iyi götürdük. 12 derste çember ve dairede sona geldik. 30. Föydeyiz, güzel arkadaşım. Kareleri ayırarak alan bulma diyeceğiz burada. Dikkat ettiysen kaç derstir ben sana hala alanı anlatıyorum. Alanın ne kadar önemli olduğunun galiba burada farkına vardın. Işıklar biraz fazla geldi bana ya. Şunu bir tık böyle bir kıssam. Aa ne güzel oldu ya. Tenimiz rengimiz geldi ya. Birbirine kendine geldi. Hadi gel. Şimdi bak bu şekle baktığında belki görmesi biraz daha zor olacaktır ama... ...diyorum ki bu parçayı buradan atalım güzel arkadaşım. Aynı parçayı ne yapalım? Buraya taşıyalım şeklinde ifadelerle ilerleyeceğiz. Ha, parça taşımalarla ilerleyeceğiz. Doğru mudur? Doğrudur. Tabi buradaki konu anlatımda pek bir şey yok. Onu sorular üzerinde görmek çok daha rahat olacaktır. Peki parça taşıma geçen derste yaptığımızdan biraz daha farklı olarak birim kareler üzerinde taşıyacağız. Belki bu sana daha da kolay gelebilir açıkçası. ABCD karesi bir kenarı iki birim olan dört eş kareye ayrılıp çeyrek yaylarla sınırlanan mavi bölgenin alanını bulunuz diyor. Şöyle gördüm mavi bölgenin alanını istiyor benden. Ey güzel arkadaşım bak ben burada karede köşegeni çekmişim. O köşegen sonunda bu parçanın aslında buraya taşınabileceğini herhalde simetriden görebiliyorsundur. Evet o parçayı oraya taşıdık ama hocam bu bize alanda nasıl bir kolaylık sağlayacak değil mi? Alanda sağlayacağı kolaylık şöyle olacak. Artık senin taralı bölgen şurası mı oldu güzel arkadaşım? Orası oldu. Peki o neyin içinde? Burada geniş çaplı düşünmen gerekiyor. Şurada bir tane çeyrek çemberi görüyorsundur. Bütününü karaladığımı hayal et. Şurası 2, şurası 2, şurası 2, şurası 4 birim, şurası 4 birim. İçini siyahla boyadığım yerde bir üçgen. Çeyrek çemberin içinden üçgeni çıkardığımda istediğim alanı bulurum. Çeyrek çemberin alanı pi r kare bölü 4 olacaktır. Pi çarpı r'miz kaç? 4. 4 kere 4 16 bölü 4'ten buradan gelen cevap sadece 4 pi. Tamam. Şimdi üçgenin alanına girdim. 4 çarpı 4 bölü 2 dedim. 2 ile sadeleştirdim. 8 geldi. Sonuç mu? Taralı alan artık 4 bir bütün çeyrek dairenin içerisinden 8'i çıkarttığımızda elde ettiğimiz alan olacaktır. Vurdum cevabı. Yoluma devam ettim. İşte o birim karelerde taşıma en güzel soru tiplerinden biri de budur güzel arkadaşım. Şimdi 16 adet birim kareye ayrılmış şekildeki boyalı bölgelerin alanları toplamını istiyorum senden. Peki burada nasıl bir yolu izleyeceğim? Şuradaki küçük parçaya çarpıyı atıyorum. Ya diyorum o aynı parçayı ben buraya taşırım arkadaş diyorum. Sen de taşıdın herhalde. Diyorum ki Arkadaşım ben buradaki bu parçayı atarım. Hocam ben o parçayı buraya taşırım diyorum. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Yok. Şimdi elimizde ne var bir görelim. Hocam iki tane kare burada var. Ee, bir tane de bütün kare burada var. Eee taralanalım istiyor. E ee, bir şey yok ki bunda. Sen buraya kadar getirmişsin soruyu bitmiş. İki kareli alan bir tane de buradan üç birim karedir. Her alanı bir birim kare kabul ettim. Neden? On altı tane adet birim kareye ayrıldı dediği için... Bu bizde önemli bir ayrıntı oldu orada. İşte günün... Gerçekten efsa soru. Gerçekten çok güzel soru ya. Yukarıdaki birim karelere ayrılmış bir fayans. A, B, C, D, E, F merkezli küçük çeyrek daire dilimlerine. K, L merkezleri yarım daireler. P merkezli büyük ya, e yarım daire. Çizilip şekildeki gibi boyanmıştır boyalı bölgenin alanı kaç pi birim karedir diye bana sormuş. Soruya bakıyorum. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir dakika düşünürken hemen taşıma işlemi geldi aklımıza. Şuna baktım. Dedim ki ben bu arkadaşı buradan alırım. Gel bakayım ben seni şuraya taşırım. Doğru taşıdık mı? Var mı bir problem yok. Alırım bu arkadaşı. Buraya taşırım. Var mı bir problem? Bana bir söyler misin? Yok hocam süpersin. Alırım bu arkadaşı. Çeyrek çember olduğu için buraya. Alırım bu arkadaşı. Bu da bir çember türü olduğu için buraya taşırım. Harika geldik bu noktaya kadar. Bak bizim artık şeklimizin üst tarafı bizi ilgilendirmiyor. Onu bir baştan konuşalım seninle. Yalnız şunu benim birazcık indirmem lazım. Aa bu nasıl iniyor ya? Oğlum insene evladım. Ha şöyle iniyor ama yamuk yapmışım ben onu. Neyse idare etti galiba. Şimdi şuradaki sarı alana bakar mısın? Şöyle de böldüğümü hayal et. Burası bir çeyrek çember. Burası bir çeyrek çember. Yarım çember yaptı. Her yeri bir birim pi uzunluğunda alıyoruz pi kare bölü 2. Niye? Yarım dahil olduğu için. Peki kaç birim? 2 birim. Pi çarpı 2'nin karesinden 4 bölü 2'den elde ettiğim cevap ne olacaktır? 2 pi birim kare olacaktır. Neresi? Yukarıdaki sarı bölge. Hocam burası ne olacak? Bak burası bir çeyrek midir? Siyah yapmayalım. Siyah yaptıklarımızı atmak için kullanıyoruz. Burası bir çeyrek. Bu da bir çeyrek. Bir yarım elde etti. Peki bunun ne kadarı var? Bir birim var. Yine pi kare bölü 2 formülünü kullanacağım. Ama burada 1 alacağım. Bölü 2 dedim. Bak pi bölü 2 geldi oradan da. Elimizde bir tane 2 pi var artı pi bölü 2 var aşağıdan gelen. Doğru cevap 5 pi bölü 2'dir. Çok güzel bir soruydu gerçekten. Geçtim ama bugün asıl efso sorusunu sonlara doğru sakladım. Bayılacaksın. Yani harbiden bayıltan soru. Kafaya falan gelse bayıltır. Kalkamazsın ayağa. Gerçek söylüyorum. Dairede benzerlik. Geldik burada biraz ispat yapacağım. İspatları severim biliyorsun. Özellikle geometride bunlardan yapmaktan gerçekten zevk alıyorsun. Şimdi bak. Bu tarafta S1 var, bu tarafta S2 var, burada S3 var. Bunların alanlarıyla ilgili ne verebiliriz? Ona bir bakalım. S1 artı S2 neden S3 eşit olsun? Bir baktım şuraya. S1'in alanı normal şartlarda nasıl bulunur? Yarım e, yarı çapı x'miş. O zaman pi kare bölü 2. Niye? Yarım daire. Geldim y'ye. Pi y kare bölü yarım daire dediği için bölü 2 yaptım. Eşittir diyor S3. Abi ne alaka tamam bunun yarı çapı Z. Pi çarpı Z kare bölü 2. Onu anladım. Da De nasıl devam edeceğiz? Kritik şeye geliyor. Bakın burada hipotenüs var. 2x'in karesi artı 2y'nin karesi eşittir 2z'nin karesine. Doğru mudur? Bu ikiler bir kere kesinlikle gidecek. Karesini alsan da almasan da o zaman benim elde ettiğim değer şudur. x kare artı y kare eşittir z kare mi? E bir dakika ya biz burada pi parantezini alınca x kare artı y kare bölü 2. Bu tarafta da pi kare z kare bölü 2. İkiler gitse peyler gitse gerçekten aynı değeri elde etti mi? Elde ettik. Peki bir şey daha vereyim. Buranın alanı nasıl bulunur? Hocam bu üçgenin alanından bahsediyorum. Hocam burası 2x çarpı 2y dik üçgen olduğu için bölü 2'den bulunabilir. x çarpı 2xy'den buranın alanını bulabiliriz. Orası cepte kalsın. İlerleyen bölümde onunla ilgili soru da çözeceğiz rahat ol. Şimdi geldim dairede iç içe geçmiş daireler arasındaki benzerlikten bu formüle bayılacaksın. Çok güzel bir formül. Örneğin ben buradaki S alanını istiyorum. Doğru mu? Normal şartlarda bizim şuradaki B, alfa açısını bilmemiz lazım. Bak uzun yoldan bir ispatı yapayım mantığı kafana yatırayım. Ha dedirteceğim sana. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? 2 pi r çarpı alfa bölü 360'tan şurada önce C uzunluğunu bulacağım değil mi? Diyelim ki c uzunluğu böyle bulunur. Alan nasıl bulunur? Burada e, yarı çapı x almışız, o yüzden şuraya x yazacağım. Pi r kare yani x'in karesi çarpı alfa bölü 360 bize neyi verecek? S alanı verecek. Bu da tamam hocam. Burayı çok dikkatli izliyorsun. ben Bende kalıyorsun. Geliyorsun benimle birlikte. Bıdı 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 yapma. Gel buraya. Gel buraya. Çok önemli bir mevzu geliyor. Bir çarpı x kare yaptık mı? Yaptık hocam. Alfa bölü 360'ı bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsun? At bunu karşıya. Alfa bölü 360 eşittir. C bölü 2 pi r'dir. R dediğimiz şey nedir? X'dir. Hadi yazalım bakalım bu tarafa. Alfayı bölü 360 yerine 2 pi bölü x c yazdık tamamdır. X'ler gitti. 2, 2 değil. Pi'ler gitti gitti. X çarpı c bölü 2 Eşittir S alanları. Mükemmel bir formül. Ne işe me, yarıyor? Nasıl bulunuyor hocam? Göster bakalım bir. X çarpı C bölü 2 sanki üçgenin alanını bulunur gibi. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize buradaki S'yi veriyor. Peki S artı P'yi nasıl bulabilirim hocam? Aynı mantıkla bulabilir miyim? Tabii ki S artı P'yi de aynı mantıkla bulursun. X artı Y çarpı A bölü 2 yazman yeterli. Mevzu bundan ibaret. Harika ya. Harika harika daha ne olsun. Bu arada benzerlik oranı var bakın burada. Yarı çaplarının benzerlik oranı alanlar oranına eşittir. Tıpkı üçgende olduğu gibi tabii benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. İstersen ispatlardan bunu teyit edebilirsin. Peki P alanını nasıl bulabiliriz hocam? P alanını sanki orta taban çiziyormuşuz gibi C artı A bölü 2 sanki orta yay gibi düşünebilirsin. Çarpı. Çarpı şuradaki yarı çap uzunluğu. Y ediyorsun. Oradaki P alanını da bulabiliyorsun istersen. Birazdan bunları özellikle bu kısa yolları orada kullanmamız gerekecek sorularda çözümlerinde. Burası önemli bir nokta. Şimdi sorumuza tekrar dönüp bakıyorum. A, B, A, C, B, C, yarım daire. Bu arada buna geçmeden önce şuradaki çember yayını ben bu tarafı alabilirim. Dikkat et güzel arkadaşım. Çember yayı böyle gelebilirdi. Biz S3 diye şuradaki alana da S3 diyebiliriz. Bunu niye veriyorsun hocam? Bu soruyu rahat çözebilmemiz için. A, B, A, C, B, C, yarım dairelerin yarı çapları. A, B, 6 birim. AC 12 birim. Buna göre mavi boyalı bölgelerin alanlar toplamı nedir diyor. Bak burada yapacağımız efsa bir olay var. Ben buraya A alanı desem, buraya B alanı desem, buraya da C alanı desem. Az önce anlattığım mevzuları bir düşünmeye çalış. Verdiğim ispatları hatırla. Şuradaki S artı A alanıyla artı buradaki P artı B alanlarının toplamı hatırlıyor musun? Bu çemberin diğer yarısı burada devam edecekti. Bu çemberin yarısına yani buradaki çemberin alanına eşit olacaktı. S3 alanı. Peki S3 dediğimiz alan aslında nedir? A artı B artı C'den ibarettir. A'lar B'ler gitsin. A'lar B'ler gitsin. S artı P neye eşittir? C alanına eşittir. S, P, C alanına eşittir toplamı. Bir dakika ya. Sen soru olarak benden ne istiyorsun? S artı P artı C'nin alanı eşittir soru işareti. E hocam bunlar zaten C demek. E soru benden iki tane C'yi istiyor. Ya C dediğim şey bir üçgen ki. 6 çarpı 12 bölü 2 idi. Bir daha çarpı 2 yaparım. Onlar birbirini götürür. 72 birim kare kalır. Efsane çözüm olur. Gerçekten çok güzel de bir çözüm yaptık buna. Hemen geçtim bir sonraki soruya. Benzerlik oranını hatırla. Benzerlik oranı alanların karesi alanlar oranında eşit. Tıpkı üçgenler üçgenleri biliyor musun? İzledin mi? Bitti. O, A. 2K'ye OB 3K'ye eşit zaten yazılmış. Mavi boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre diyorsun. Hemen bu alanları birbirine eşitliyorum. Güzel. Şimdi düşünüyorum hocam. Şimdi düşünüyorum. Buradaki x açısını istiyorsun sen benden. Şu benzerliği bir kullanalım mı önce? 2K'ye 3K ye dersem eğer bunların benzerlik oranlarının karesini bulalım. 4'e 9. Bu ne demek? Eğer buranın alanı 4S ise tamamı 9S. Otomatikman buraya kalan nedir? 5S'dir hocam. 5-4 daha ne yapar? 9 yapar. Tam istediğim değere ulaştım. Çok güzel. İlerliyorum. Dedim ki burası A. Burası da A. Hocam burası da 5S'dir. Sen mi efsanesin. Çok iyi gidiyoruz. Mavi boyalı belgeler eşit. X açısını istiyoruz. Hmm. Hocam buranın tamamını ben bilseydim eğer bu kaç derece olurdu? 180 derece. 180 derecenin içinde 5 artı 4'ten ne var? 9 tane S var hocam. Güzel. Hadi gel onu da yazalım. Ya biz 180 derece olsaydı 9 tane S elde edebiliyorduk. Ya benim X açım var. X bilmiyorum kaç derece olduğunu. Ama 4 tane S'yi elde ettiğimi biliyorum. Doğru orantı var. 180 çarpı 4 S bölü 9 S'miz bize X'i verecektir. S'ler gitti. Şuradan 20 kaldı. X eşittir. 2 kere 80'dir bitti olay. Eğer sen benim az önce yaptığım o kuralı bilmiyorsan, uygulamazsan sabaha kadar çözersin. İnanılmaz yoğunlukta bir soru olur ve zor dersin sonra soruya. Halbuki soru zor değil. O merkezli çemberde oranlar verilmiş mor bölgeli bölge pardon mor boyalı bölgelerin oranları nedir? Büyük bölge bölü küçük bölge yapacağım ben. Büyük bölge bölü küçük bölge eşittir soru işareti edelim. Şimdi benzerlik var. O A'ya K, A B'ye 2K edeceğiz. O A'ya K, A, B'ye 2K ye dedik. Yani 1'e 3 oran var. K'ye 3K ye oran var. Karesini aldığımda kaça kaç alan oranları yapar? 1'e 9. Hocam ben bunun alanına A dersem tamamı 9'dur. Buraya ne kalır? 8 tane alan kalır. Bitti mi bitmedi? Şunu diyor ki bak bu 8 alansa 2 tane S1'e eşitse S1'in alanı kaç tane A'ya eşittir? 4 tane A'ya. S1'i de aldım geldim. Burası da 4 A mı? Süper biz daha ne isteyelim arkadaşım? Ne mi isteyelim? Şimdi de büyük düşünelim mevzuyu. Bak bakalım. Bu taraftaki sarı bölgeye bakıyorsun. Baktım hocam. Sarı bölgede de benzerlik oranı k bölü 3 k'den karesini aldığımızda 1 bölü 9 olarak gelecek midir? Gelecektir hocam. Sarıyı sildim. Peki bizim alanımız kaç? 4a. 4 kere 9'dan yeni alanımız kaç olacaktır? 36 A. Neresi 36 O sarı bölgenin tamamı. Dördünü kullanırsan şu morlu bölgeye ne kalır? 32 tane alan kalır. Çok güzel. Mor, bölgeli, mor boyalı bölgelerin alanları oranı nedir diyor. Bir tanesi 32A. Diğeri A'dır. A'lar birbirini götürür. Doğru cevap 32 olarak gelir. 10 numara 5 yıldızda bir çözüm olur. Umarım, umarım anlayabiliyorsundur. Umarım sorun çıkmıyordur ama. Şimdi... <laughs> Gerçekten efsa soru. Günün en zorlu sorularından biri. Bizi gerçekten yıldıracak o parça nereden geldi o nereye gidiyordu sorusu. Bakalım. A, B, büyük yarım çemberin. B, C, C sırasıyla küçük ortanca dairelerin çaplarıdır. Eyvallah. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyor. Az önce aslında bir nevi ispatını yaptığımız için direkt harflendirme ile başlıyorum. Buraya A, buraya B dedim. Buraya C dedim. Buraya D dedim. Buraya E dedim. Nereye varmak istiyorsun hocam? şunu az önce ispatlamıştık hatırla, burası çapı gördüğü için bir dik üçgendir. A artı B'nin alanlar toplamının C artı D artı E'ye eşit olduğunu söyledik. 4 çarpı 8 bölü 2 bize bu alanları verecektir. 4, 4 kere 4'ten ne elde ettik? 16 elde ettik. Yani A artı B'nin de toplamı 16. C artı D artı E'nin de toplamı ne olacaktır? 16 olacaktır. Şimdi yoluma devam ettim. Dedim geldim ki burası X alanı olsun, burası Y alanı olsun. Dedim ya sana bizi bayağı uğraştıracak bir mevzu var burada. Şimdi geldim bu tarafta da yeşil bir tane daire oluşturdum. Dikkat et yeşil dairemi. mi? Yeşil de yapınca da pek belli olmadı ama yarım daire midir? Yarım dairedir. Peki bu yarım dairenin içerisinde X artı D artı C var mıdır? Vardır. Pire kare bölü 2 formülünden ben o yarım dairenin alanını bulurum. R'si kaç? 8 değil. R'si 4. Dikkat et. 4 kere 4 16. Bölü 2'den ne kaldı? 8 pi kaldı. Geldim yan tarafa geçtim. Yan tarafta da şuraya baktım. Burası da sarı bir yarım dairedir. Sen nasıl bir sorusun ya? Sen nasıl bir işkencesin arkadaş bize ediyorum. Pi çarpı R'nin karesi. R'sine dikkat et. Bu sefer 2 2'nin karesi bölü 2'den. Şurada kaldı 2. Ne kaldı? 2 pi kaldı. Az önce yaptığım şu iki ifade alt alta toplamak istedim. Neden? Kaplam maddeden. Gel 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 gel. Tamam çok kötü ismi yapamıyorum ama olsun be idare et. C artı D artı E artı bir daha C. Dikkat et iki tane C olduğu için ben ayrı ayrı yazdım onları. Neden ayrı ayrı yazdın hocam? Neden biliyor musun? C, D, E'nin toplamı çünkü bize ne olarak verilmiş? 16 birim olarak verilmiş. Soru boyalı alanlar istiyor. Boyalı alanlara bakar mısın? A artı B artı C değil mi? Tam da X artı Y artı C'yi buldum hocam sen. <laughs> Harbiden ya. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ha bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika, bekle, bekle. C artı, D artı E yerine ben ne yazabilirim? A artı B'yi yazarım. Tamam ben de A artı B yazarım buraya. C nerede? C burada hocam. Süpersin. De X artı Y belli değil ya. C artı A artı B'yi buldum. Bir yerden çıkacak bu soru ya. Dur bakalım. Bir yerden gelecek. Bir yerden çıkacak bu soru. Bir yerden... Ha, Soru neyi istiyor? Bir dakika ya soruyu yazsana. Her yeri boyayınca tabii nereyi istediğini anlayamadık. A artı B artı X artı Y artı bak C artı X artı Y'yi istiyor. Hocam X artı Y belli. Tamam. Artı C. A artı B de geliyor mu? Geliyor hocam. E bir dakika ya bu neye eşit hocam? 10 pi'ye eşit. E bitti hocam soruyu uğraştırma istersen bizi. Doğru cevap C'ye handır. Hadi anda. Doğruya doğru cevap C'ye çok güzel soruydu. Şimdi geldim artık ayrılık vaktine. Son föye bu föyle birlikte bütün kurallarını, bütün her şeyini bitiriyorum. Dairesel hareket yapacağız. İnek bağlayacağız, kedi köpek bağlayacağız, otlandıracağız, gezdireceğiz bunları. Bak burada bir tane kare var. Karenin etrafında 4R yarıçapla başlıyorum. Önce dönmeye başlıyorum. Bir tane 4R yarı çapla bir çeyrek çember. Ardından 3 r çeyrek çember elde ediyorum. Neden? R'sini burada bırakıyorum. İpin katlanıyor oradan. Katlana 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 küçülerek gidiyor buna dikkat ediyorsun. Eğer etrafına bir halkayla bağlı ise en kritik soru tipleridir bu unutulur. Buralarda birer kare ya da dikdörtgen oluşacak şu düz bölgelerde. Tam böyle köşe noktalarda çeyrek çember oluşabilir, yarım çember oluşabilir ya da belli açılarda çemberler oluşabilir. Daireler oluşabilir daha doğrusu. Onların da alanlarını ayrı ayrı hesaplayıp bulacağız. Tabii ki şekil üstünde bir ispatı olamaz bunun ama bu soru üzerinde güzel bir ispat gibi sonra soru çözümü yapabilirim. ABC'de bir kare. A noktasından 8 metre uzun 8 birim uzaklıkta giden koyunun otlayabileceği alanı bulunuz diyor. Bakın ilk yapacağımız nokta şu. 8'i aldık ya bir çeyrek çember oluşturuyorum onunla. Şöyle buradaki çeyrek çemberin alanını buluyorum. Diyorum ki alan eşittir. Pi r kare bölü 4'tür hocam. Pi çarpı 8'in karesi 64 bölü 4'ten ne geldi? 16 pi kaldı. Bir kere burası cepte. Geldim yoluma devam ettim. Bak yeni yarı çapım bu. Ben bu yarı çapı kullanarak geleceğim buraya. Bu yarı çapı kullanarak geliyorum. Aha da burası. Peki ne kadar kaldı? İkisini burada kullandım. Buraya ne kaldı? 6 birim kaldı 8'den. O zaman yeni alanım pi çarpı R kare bölü 4. Pi çarpı 6'nın karesi 36 bölü 4'ten ne yapacaktır? 9 pi yapacaktır. Yoluma devam ettim. Seninle birlikte bir çeyrek çember... Dur bir dakika ya. Doğrumuzu alalım mı? Daha rahat oluyor sanki o doğruyla yapınca. Şimdi bak çeyrek çemberin yarı çapı bu. Geldiğimde yarı çapın sonu bu. O zaman biz en sonu çeyrek çemberi çizmek istediğimizde şöyle bir çeyrek çember mi olacak? Olacak idi. İkisini buraya kullandım. Buraya ne kaldı? 4. Demek ki yarı çapı ne? 4 birim kare. Pire kare bölü 4 yazdım. Pi çarpı. 4'ün karesi 16 bölü 4'ten geriye ne kaldı? 4 pi kaldı. Biter mi? Bitmez. Uyuma gençlik. Uyuma kendine gel. Bitiriyoruz. Kitap bitiriyor. Her şey biter. Kitap da biter efendim. Kitap da bitiyor. Şuraya kalan parça nedir? 2 birimdir. Buradaki parça da yine buraya gelene kadar çeyrek bir daire oluşturacaktır. Çeyrek daireyi oluşturan pi kare bölü 4'ten. pi çarpı 2'nin karesinden 4 bölü 4'ten bunlar gitti geriye pi kaldı. Topladığımda şuradan 10 pi geldi. Şuradan 20 pi geldi. Toplamı efendime söyleyeyim 30 pi'dir dedim. Vurdum cevabı koydum yerine soruyor. Geçtim sonrakine. Çok tatlı soruydu ya. Hareketli bir halka. Yarım daire biçimindeki ağırın. Ağırın. Ağırın değil mi ya? Ağırın. Dış tarafına bağlanan koyun. Ağırın. Ağırın. Yanlış mı söylüyorum ya? dışında en çok kaç birim karelik bölümde otlanabileceğini bulunuz diyor. Bakıyorum nasıl otlanabilir şimdi. Bak şu parça var ya bizim için önemli bir kıstası olacak. Çünkü biz 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 bu dairenin şöyle bir dairemizi bir alalım mı bakayım yalandan bir tane oluşturalım. Seni bir seçebilirsem dostum. Heh, dur bakayım seçememişiz seçememişiz. Senin kadar senin boyutlarında bir şey oluşturmam gerekiyor benim için önemli. Benim için önemli. Bu nasıl bir dairedir ya? Hayır hayır şunun boyutlarında oluşturmam lazım. Bir saniye. Bir saniye. Biraz daha büyütürsem olacak galiba. Oldu. Vallahi oldu. Bak şimdi. Sen biraz daha şöyle gel. Güzel oldu. Ne yapmaya çalışıyorsun hocam diyeceksin anlatayım. Şimdi bu koyun bunun etrafında şuraya kadar gelecek. Bak şuralarda otlayacak. Doğru mu? Otlayacak, 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 otlayacak. Buraya kadar otladı mı? Otladı hocam. Peki. Buranın alanını bir bulalım o zaman seninle. Gel şu parçanın alanını bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Hocam bak normalde bu bir yarıçap olsaydı, kaç birim olacaktı? 6- 6'dan 12 birim olacaktı. Pire kare bölü 2. ya da biz artık onu alalım 12 pi olarak alalım. 12 bölünün 12'nin karesi bölü 2 eksi pi çarpı 6'nın karesi bölü 2. Yukarıdan 144 pi eksi 36 pi bölü 2 gelecekti. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Devam edelim yolumuza. Ben direkt şuradan yapacağım. Bak 72 pi geldi. 2'ye böldüm direkt. Eksi kaç geldi? 18 pi geldi. Bunları birbirinden bir çıkaralım bakalım. Burada ne kaldı? 4 kaldı. 6'dan da 1 çıktı. 54 pi kaldı. 54 pi neresi? Az önce benim ayarladığım yer. Burası çok kritik. Çünkü bizim koyunumuz buraya geldiğinde bak halka buradayken buraya kadar gelecek. Halkadın devamında artık yolumuz düz devam ettiği için Halkayla birlikte buraya kadar gelecek. Yani aslında otlayacağı alan şu bölge olacak. Tamam mıyız? Bu bölgenin alanı bir dikdörtgendir. 6 burası. 6 burası yani şuranın tamamı 12 olarak alacağım. Şurası 12, şurası 6. Buradaki alanı bulurken 6 çarpı 12'den ne yazacağım? 72 birim kare. Biter mi? Bitmez. Devam. Peki benim koyunum şurada dolanırken yine bu tarafta ne yapacaktır? Bir tane çeyrek çember yapacaktır. Burada dolanırken yine bu tarafta ne yapacaktır? Çeyrek çember yapacaktır. Bu çeyrek çemberleri görebiliyorsun galiba. İki tane çeyrek çember yaptı mı? O çeyrek çemberlere bakalım. Pi r kare bölü 4 çarpı 2. Sebep? Hocam iki tane var onlardan. Aman diyeyim ha. Pi çarpı. R nedir? 6 birimdir. 6 kere 6 36 bölü 4 çarpı 2 dedim. Ee, şurada 9 kaldı. 2 kere 9'dan ne geldi? 18 tane pi geldi. Mükemmel. ...mükemmel ilerliyoruz... ...buraya kadar sıkıntı yok... ...54B var... ...18B var... ...bir de 72 prim kare var... ...maşallah diyorum... ...bizim otlayabilir... ...bizim ne... Arkadaşın otlayabileceği alan. Gerçi bu kadar çalışmaya artık biz otlayacağız. O kadar olduk yani. <laughs> Buraya kadar izleyen varsa bu espri komik miydi ya? Var onu söyle. Tam isteyerek olmadı ama istemsiz espriler daha güzel olmuyor. Bu arada artı olacak bu. 72 pi. Artı 72. Günün son sorusu. Hayır sadece günün değil. Aynı zamanda bu bölümün son sorusuydu. Ey güzel arkadaşım. Seninle birlikte bir ayrılık vaktine daha geldik ama. Rehber matematikteki ayrılıklarımızın hiçbiri Hüzünlü olmadı. Çünkü bizim ayrılıklarımız ya bir videonun, ya bir dersin, ya bir kampın ya da artık seni üniversitenin kapısından gönderme vaktinin geldiği zamandır. Bu, bu bir kampın sonuydu. Ama son kitabımız kaldı. Son kitapta katı cisimleri de anlatıyorum. Sonra birlikte o valizleri dolduracağız. Birlikte o eşyaları katlayacağız. Birlikte o senin istediğin üniversiteye seni göndereceğiz. İnşallah diyorum. Efendim bugünlük benden bu kadar. Ve yine olduğu gibi, hep olduğu gibi... Ayrılık ayrılık aman ayrılık her bir dertten ala yaman ayrılık